Sanat sözcüğünü duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Mona Lisa gibi bir tablo mu? Yoksa ünlü bir heykel mi? Ya da belki de bir bina. Peki bir vazo, bir yorgan ya da bir keman için ne düşünüyorsunuz? Bunlar da birer sanat ürünü müdür? Yoksa zanaat mı? Peki, sanat ve zanaat arasındaki fark ne olabilir? Bu sorunun öyle çok da kolay verilebilecek bir cevabı olduğunu düşünmüyorum bir kaşık ya da eğer ustalıkla yapılmışken bir heykel hiç de ilham verici olmayabilir. Aynen her müzik aletinin kullanışlı, her tablo ve heykelin de kendi iyiliği için yapılmış olmaması gibi. Eğer sanatı zanaattan ayırmak bu kadar zorsa, objeleri neden bu şekilde sınıflandırıyor olabiliriz peki? Bunun tarihsel bir gelişimin ürünü olduğunu söyleyebilirsiniz. Bugün da Vinci ya da Michelangelo gibi insanları efsane sanatçılar olarak görüyor olabiliriz. Tamam, gerçekten yetenekliydiler ama bunun yanı sıra doğru yerde ve doğru zamanda yaşadılar. Çünkü doğumlarından çok kısa bir zaman önceye kadar sanatçı diye bir kavram yoktu. Orta Çağ'da bir Avrupa atölyesini ziyaret etme şansınız olsaydı, buna çok benzeyen bir sahneyle karşılaşırdınız. Atölye kime ait olursa olsun, ister bir taş ustasına, altın ustasına, bir şapka ustasına ya da fresk ressamına, baş ustalar lonca yasalarını birebir izleyerek çırak ve yamakların yıllar sürecek olan çalışma hayatlarında düzenli bir şekilde ilerlemelerini, elde etmeleri gereken statüleri almalarını ve böylece geleneklerin nesilden nesle aktarılmalarını sağlarlardı. Patronlar ise bu üreticilere birey olarak değil de bir topluluk olarak yaklaşıyorlardı. Ve Murano camından yapılmış kadehlerden Flemenk danteline kadar her şey sosyal statü simgesi olarak güzellikleriyle değil, geleneklere olan bağlılıklarıyla değer kazanıyordu. Bir marangozluk şaheseri olan bir sandalye, taş bir heykel, altın bir kolye ya da kocaman bir bina Yapılan her neyse bunu yaptıran yani masrafları karşılayan kişi her zaman çalışmayı yapanlardan daha çok takdir ediliyordu. 1400'lü yılların başında insanlar sanat ve zanaat arasında ayrım yapmaya başladı. İtalya'nın Floransa şehrinde daha sonra Rönesans hümanizmi diye adlandırılacak olan yeni bir kültürel ideal gelişmeye başlamıştı. Floransa'lı entelektüeller bireysel yaratıcılığın kolektif üretimden üstün tutularak Eski Roma ve Yunan çalışmalarının yeniden düzenlenmesi fikrini yaymaya başladılar. Yüzyıllar boyu metrekare başına ücret alan birkaç cesur ressam patronlarını hak ettiklerini ödemesi konusunda ikna ettiler. Tek bir nesilde insanların objeler ve yaratıcıları hakkındaki düşünceleri inanılmaz bir şekilde değişti. 1550'de aynı zamanda Michelangelo'nun da arkadaşı olan Giorgio Vasari, en muhteşem ressam, heykeltıraş ve mimarların hayatı diye bir kitap yayımladı. Kitap bu sanatçıları hayatlarıyla ilgili paylaşılan ilginç detaylar sayesinde adeta bir süperstar statüsüne çıkarmıştı. Halkın gözünde resim, heykel ve mimariyi artık sanat, bunlarla uğraşanlarsa sanatçıydı. Tabi bu arada lonca geleneğini devam ettirerek mumluk, seramik kap, altın mücevher ya da dövme demir bahçe kapıları yapanlar da halk tarafından zanaatkar olarak görülüyorlardı. Zanaatkarların çalışmalarının ufak ya da dekoratif sanat olarak kabul edilmesi, daha düşük bir statüdeymiş gibi görülmelerine sebep olurken, batılı dünyada hala var olan sanat ve zanaat arasındaki ayrımı da derinleştiriyordu. Picasso ya da Rembrandt tarafından yapılmış tablolar sanatsa, bir Afrika maskesi, bir çin porselen vazosu ya da bir Navajo halısı için ne söyleyebiliriz? Sanat tarihinde yeniliğe değer verilmesi bir kural değil, sadece bir istisnaydı. Ve dünya üzerindeki birçok kültürde sanat ve zanaat arasında aslında fark yoktu. Hatta zanaat olarak kabul edilen mesela bir Peru halısı, Ming Hanedanlığından bir vazo ya da bir totem direği o kültürün en önde gelen görsel formlarıydı. 19. yüzyılın sanat tarihçileri batılı olmayan kültürlerin sanat anlayışlarının bin yıllar boyu değişmediğini görünce bu kültürlerdeki sanatçıların yenilik yapmadıkları için sanatçı olarak kabul edilemeyeceklerine karar vererek bu çalışmaları ilkel olarak sınıflandırdılar. Gözden kaçırdıkları nokta ise bu insanların zaten yenilik peşinde olmadıklarıydı çalışmaları görsel gelenekleri korudukları için değerleniyordu, değiştirdikleri için değil. Son birkaç yılda yorganlar, seramikler ya da ağaç oymaları sanat tarihi kitaplarında kendilerine daha fazla yer bularak müzelerde resim ve heykellere eşlik etmeye başladı. O halde belki de artık sanat ve zanaat gibi belirsiz kelimeleri bırakıp estetik anlayışını ön planda tutan daha geniş bir üretimi içine alan görsel sanatlar terimini tercih etmeye başlamalıyız objeler ya da yaratıcıları ile ilgili fikirlerimiz kültür ve tarihimiz tarafından belirleniyorsa belki de sanat ve sanatın tanımı sadece ona bakan gözlerin belirleyebileceği bir şeydir